Alo Osman Hocam, iyi akşamlar. Alo Osman Hocam, nasıl görüntü? Hocam mükemmel. Kamera görüntülü çok iyi gözüküyor. Evet. Moriwaki-san son filmindeki bir görüntüyü paylaşmış hocam. Film çevirdi. Öyle Japon. mi? Aa. Orada rol aldı. O nedenle de aktörlüğü de var. Moriwaki'nin on parmağının 20 marifet var maşallah. Evet. Arkadaşlarımız da katılıyorlar. Bilal Edirne'den Alice Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Alice İyi Hanım. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Moriwaki Bey, hoş geldin. Hoş Sesimi duyuyor bulduk. musun? Evet, duyuyorum, duyuyorum. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz dersimize katıldığınız için. Evet, rica ediyorum. Bir şey değil. Uzun zaman görüşmedi. Ya aradan epey zaman Evet. geçti. Özlemiştik Evet. sizi. Ama çağırdığı için ben de tekrar görüşmek için çok sevindim. Teşekkür ederim Eyvallah. çağırdığı için. Evet. Teşekkür ederiz. İnşallah Üsküdar Üniversitesi ile sizin üniversiteyi Evet. kardeş üniversite yapacağız. Toplantıdan sonra konuşuruz dersten Ha. sonra. Evet. Çok iyi olur. Ben de bunlar için de düşünüyordu. Evet. Özellikle Japon kültürünü Japon davulu filan da ben kendime de yapıyorum. Onun için Evet. yani çok sevindim. Evet. Sizin üniversiteyi bir kere kaç sene oldu? 5 sene mi? 7 sene mi? Önce mi? Bir kere Japon konsolosluğu insan ile gittim. Orada da konuştum bir kere. Evet. Evet. Bundan sonra artık sizi sık sık aramızda göreceğiz inşallah. Tamam. Tabii. Seve Evet. seve. Sizin için her zaman. Arkadaşlar bu akşam bu derste Japon proje yönetim sanatını tartışacağız. Japonya Türkiye için çok önemli bir ülke. Türkiye'nin Japonya'da, Japonya'nın Türkiye'den öğrenince çok şey var. Türk-Japon dostluğu uzun yıllara gidiyor. Japonya'nın yönetim söz konusu olduğu zaman dünyaya armağan ettiği benim bildiğim üç önemli konu var ama Moriwaki Bey daha yeni konularda ekler. Biri toplam kalite yönetimi. Bütün dünyaya toplam kalite yönetimini Japonya tanıttı. İkincisi yalın yönetim. Toyota tarzı yönetim, yalın yönetim yine Toyota'nın öncülük yaptığı ve bütün dünyada kabul gören bir yönetim tarzı. Yalın yönetimin temeli bütün israfı ortadan kaldırmak, üretimde israfı ortadan kaldırmak, tüketimde israfı ortadan kaldırmak, yönetimde israfı ortadan kaldırmak, her alanda savurganlığın sıfır olduğu bir üretim, yönetim ve tüketim yapısı oluşturmak bütün kurumlarda ve kuruluşlarda. Türkiye'de de bir yalın yönetim enstitüsü var. Her sene yalın yönetim zirvesi yapılıyor. Yalın yönetim enstitüsünün başkanı Koç grubunun yöneticilerinden Yalçın İpbüken Bey. Önümüzdeki günlerde, gerçi bu dönemi bitirdik ama bizim Kare Dünya platformunda Ali Osman Hocaman'ın öncülüğünde Yalçın İpbüken Bey'i de davet edip Yalın Enstitü neler yapıyor, Yalın yönetimin Türkiye'deki uygulamaları nedir, onları da konuşuruz. Bugün kitapları paylaştık ama Hüsna katıldı. Hüsna Hanım inşallah bu kitapları da paylaşır arkadaşlarla. Hüsna iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Biri Japon yönetim sanatı. İki tane ünlü Stanford
hocasının hazırladığı çok güzel bir kitap, Japon Yönetim Sanatı. Diğeri Toyota Tarzı Yönetim. O da çok önemli bir kitap. Bir kitap daha var. Çok eski bir kitap ama çok güzel bir kitap. Thomas Rohbl'in Turan Yazgan Hoca tarafından tercüme edilmiş küçük bir kitapçığı var. Bir Japon mangasında maneviyat eğitimi diye. Çok güzel. Japonların yönetime nasıl baktıkları, Japon kurumlarında, kuruluşlarında çalışanlarına nasıl bir eğitim verdiklerini çok güzel anlatıyor. Yazarı Japonya kültür ve ekonomisi uzmanlarında Thomas Rohlen. Orada çok güzel şeyler anlatıyor. İşte her kurum, kuruluş bütün ilk işe başlayanlarını bir eğitimden geçiriyor, konsantrasyon eğitiminden geçiriyor. Burada da dünyanın önde gelen hocaların kitapları tartışılıyor. Dünyanın önde gelen hocaları girip bu kurslarda seminerler yapıyorlar. Sivil toplum kuruluşları ziyaret ediliyor. Hiroşima, Nagasaki ziyaret ediliyor. Zen mabetleri ziyaret ediliyor. Ve öğrencilerin, çalışanların yönetim bilgileri kadar Japon kültürüne ilişkin bilgileri de yenileniyor. İç dünyanın bilgileriyle, kültürün bilgileriyle ekonominin bilgileri bütünleştiriliyor. Ve bu derslerde Japonya'nın ana kaynakları olan kitaplar uzun uzadıya bütün öğrencilerin katılımıyla tartışılıyor. Burada bu akşam konuşacağımız konu her ne kadar inşaat proje yönetimi ama bu Atos'un ve Pascal'ın kitabı yeni bir model öneriyor. Bu modelde de 7S diye özetliyor modelini. İşte her işletmenin 7 ana ilkesi vardır diyor. Strateji, structure, sistem, staff, stil, shared goals olmak üzere. O paylaşılan hedefler, şirketin yüksek amaçları, ana yapıyı, odak noktasını oluşturuyor. Structure, strateji, sistem şirketin ana gövdesini oluşturuyor. Bunlar bütün dünyada değişmiyor. Hemen hemen bütün dünyada aile, bütün dünyada şirketlerin bir strukturları var, organizasyon yapıları var, bir stratejileri var, bir sistemleri var. Bunlar değişmeyen ana ilkeler, bütün kurumların benimsediği ilkeler. Bunun yanında çalışanların değerleri, çalışanların çalışma stilleri, şirketin paylaşılan vizyonu ülkeden ülkeye değişiyor. Bu konuda en başarılı olanlar Japon şirketleri. Bu konu tartışılıyor. Türkiye'de de benzer çalışmalar var. Hüsnü Hanım, Cem Kozlu'nun Yönetim Kültürü diye güzel bir kitabı var. O kitapta Amerikalılar yönetim tarzı anlatılıyor. Japonların yönetim tarzı bu kitaptan yola çıkarak anlatılıyor. Cem Kozlu, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü yapmış, Koç Grubu'nda çalışmış. Halen şirketlere danışmanlık yapan bir yönetimci. O da Türk şirketlerin de yönetim ilkelerini tartışıyor. Mükemmel arayış, çok sevilen Tom Peterson, son 30 yılda en çok okunan kitaplarından biridir. Bütün dünya dillerine çevrilmiştir. Japon yönetimi de bütün dünya dillerine çevrilmiştir. Yönetime ilgi duyan arkadaşlarımız bu 4 kitabı alıp bakarlarsa çok iyi olur.
masalarında bulunsun. Ali Hanım masasında bulunsun. Deniz Hanım'ın masasında, Derya Hanım'ın masasında, Bülent'in masasında bulunsun. Çünkü bunlar temel kitaplar. Hemen hemen bütün dünya üniversitelerinde konuşulan, tartışılan kitaplar. Hangi kitaplara bakarsanız bakın, yönetim kitaplarına, bu kitaplara atıflar görürsünüz. Özellikle Mükemmel Arayış kitabı çok tutulmuştur. Milyonlarca satılmıştır. Japon yönetim kitabı çok tutulmuştur. Milyonlarca satılmıştır. Her iki kitap da Türkçe'ye de çevrilmiştir. Arkadaşlarımız kütüphanelerini zenginleştirsinler. Bu kitaplardan günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları çözmede çok yararlanacaklar. Ben şimdi sözü Ali Osman Hoca'ya veriyorum. Ali Osman Hoca'mız Yoshiro Bey'i bir tanıtsın. Ondan sonra da sözü Yoshiro Bey'e bırakalım. Yoshiro Bey şöyle bir yarım saat anlatırsa, ardından sorularınızı alıp, katkılarınızı alıp bir 15 dakikada cevaplar ve dersi tamamlamış oluruz. Ali Osman'cığım, evet, buyur. Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii Japonya'da çalışmış, yaşamış bir akademisyen olarak. Sesin çok gelmiyor Osman Bey. Öğrencilerimi Yoshinori Moriwaki'nin ofisine götürdüm. Tabii beklentim bir Japon yüksek mimarın ofisinin nasıl olduğunu görmekti. O kadar mütevazi bir ofisti ki gerçekten şaşırırsınız. Çok yalın değil mi? Yalın yönetim, yalın ofis. Yalın ev, artık günün herkesi yalın olmaya zorluyor. Evet. Herkes fazlalıkları atmak zorunda evinde, iş yerinde. Evet, o zaman tanışmıştık. Ali Osman Bey, sesin çok gelmiyor. Sesim gelmiyor. Sesini biraz açar mısınız? Sesim gelmiyor mu hocam? Az geliyor. Biraz açarsanız. Bana geliyorum. Tamam hocam, ağzıma şey yaptım sesim ama. Yoshinori Bey'e geliyormuş, tamam. Ama arkadaşlar duyuyorlar mı? Arkadaşlar da soralım. Evet hocam, net geliyor hocam. Geliyor hocam. Tamam. Peki, Derya da memnun. Tamam, peki. Ben az duysam da olur. Hocam, Moriwaki-san'la birçok programda beraber olduk. Kendisiyle birçok programı organize ettik. Özellikle 26 Aralık 1939 Erzincan depreminin ana panelistlerinden biriydi. Kendisi ile birlikte o panelde, işte Büyükçekmece'deki işte 13 Mart 1992 Erzincan depremi panellerinde hep beraber oldu. Kendisi Türkiye'de tabii ki bir deprem uzmanı olarak tanınıyor, afet uzmanı olarak tanınıyor. Asıl yüksek mimarlık, yüksek inşaat mühendisi yönü pek de sorulmuyor. Sizin sormanız, proje yönetimindeki başarının sırrı nedir? Proje yönetimindeki bir Türkiye'de yaşayan, 30 seneden beri Türkiye'de yaşayan bir Japon mimarın uygulamadaki takip ettiği esaslar nedir? Bunları ilk defa siz soruyorsunuz. Evet. Moriwaki-san da dedi ki bugüne kadar bana soran olmadı dedi. Herkes afet anlat, deprem anlat. Hocam dedi, gerçekten dedi, benim dedi hiç keşfedilmemiş dedi bir tarafımı dedi. İlk defa dedi kendi dersinde dedi ortaya çıkarma ve kendimi bu konuda ifade etme fırsatını verdi dedi. Kendisine ben teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman o beni kırıyor bir yere davet ettiğimde, ne de ben onu kırıyorum. Türkiye Japonya et tırnak gibidir. O kendisini Türk hissediyor. Benim ikinci vatanım Türkiye diyor. Ben de kendimi Japon hissediyorum. İkinci vatanım Japonya diyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Kendisine sunumunda başarılar diliyorum hocam. Saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Yani Japonya'nın Türkiye'de yönettiği büyük projeler var. Köprüler var. Karayolları var. Ayrıca Yoshinori Bey'i mutlaka Mehmet Bayraktar Hoca ile tanıştıralım. Mehmet Bayraktar Hoca 2-3 sene Japonya'da kaldı. Japonları çok sevmiş. Yeditepe Üniversitesi'nde felsefe bölüm başkanı, felsefe hocası. Japonlar Türkler Japondur diyor. Japonlar evlerine ayakkabıyla girmiyorlar diyor. Yer yatakları da yatıyorlar diyor. Yer sofrasında yemek yiyorlar diyor. Tek kaptan yemek yiyorlar diyor. Çok güzel anlatıyor, mutlaka Yoshinori Bey'le Mehmet Bayraktar'ı da tanıştıralım. Tabii hocam, muhakkak. Buyur Yoshinori Bey. Tamam, teşekkür ederim. Bugün özellikle böyle fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Ve katıldığı
arkadaşlar da teşekkür ederim. Normalde Ali Osman Hoca söylediği gibi depremi için, bina için, afeti için nasıl önlemi yapacak? Bunlar için özellikle konuşuyorum. 5 sene önce galiba Nazif Hoca ile de bir sunumda beraber oldu. Ondan sonra bu sefer çağırdığı için çok sevindim. Hem de Marmara Üniversitesi'de. Şimdi de o zaman paylaşma almaya çalışacağım. Hastane mi anlatıyorsun? Köprü Üsküdar, pardon. Üsküdar Üniversitesi, pardon. Çok özür dilerim. Canım sağ ol. Biz anladık. Merak etme. Geçen sefer galiba onları da vardı. Evet. Söylediği gibi ben 1990 bu Dolmabahçe Sarayı'nı onu görüyor musunuz? Çıktı mı acaba? Evet. Görüyoruz hocam. Tamam. Bu Dolmabahçe Sarayı'nın üstünde suis otları var. Bu suis otları 18 katta 3 tane bina. 1988'de başladı. 91'de bitiyorken ben 1990'da yani 26 Aralık 90 bitiyorken bir ay olarak yardım için geldim. Ama evet. Gelir gelmez 3. bina sorumlu oldu. Tabii ki bir sene son bina için sorumlu bir sene kaldı. Tamam ben ilk bir sene kalacağım. Ondan sonra 91'de Çeriköski YKK'de Japonya'nın fermuar fabrika. Yani PKK değil, YKK. Yanlış olmasın. ondan sonra 96'da Honda, sonra 2000'de Toyota'nın ilave özel işi de oldu. Öyle 30 sene Türkiye'de yaşıyorum ve eksi sözlük görünce siz de görebilirsiniz. Japonya'da doğdu, Türkiye'de mezarlık vardı, bir Japon diye yani, soruyor, yazıyor. Bu tabii Japonya'da kendine ölmeden önce hazır oluyor, çocukları ağır olmasın diye. Ve çok sevindiği yerse artık mezarlık aracağım diye konuşuyorlar. O yani sonuna kadar Türkiye'de yaşayacağım ve böyle tabii bugün özel sunum oluyor. Ama genel olarak normal insanlar ve inşaat mühendisi, mimarlar için Türkiye ne nasıl yapmak lazım? Aynı Japonya ve Türkiye Nazif Hoca da söyledi, çok benziyor noktaları var. Ama maalesef bir nokta kötü anlamından da benziyor. Biz aynı depremden acı çekiyor. Bunlardan Japonya'nın afetlere karşı önlemi daha iyi düzgün oluyor. Çocuklar çünkü bazen doğu tarafta gidiyor. Yani 81'nin şehir ilinin ben 60'a kadar üniversitenin seminer için gittim. Yani kendine ayrıca gittiğinin 7 tane, 8 tane varsa 70'e yakın kaldığını 12 tane, 13 tane galiba. Bu kadarı gittim. Ama doğudaki insan ve küçük çocukları eğitim tam olmadığını gördüm. Onun için ben sonuna kadar Türkiye'de yaşayıp bunu biraz bozuksa da Türkçe anlaşabilir diye düşünüyorum. Pardon, bu arada ben Türkçe hiç ders kursu yapmadım. Çantaya da işçilerden Türkçe öğrendiği için biraz bozuk var ama sizinle anlaşabilir diye düşünüyorum. Nasıl? Anlaşabilir değil mi? Gayet iyi anlaşılıyor hocam. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Ben Hazamando diye Japon şirketini Türkiye Genel Müdürü olarak ve Japonya'nın yurt dışı inşaat şirketleri derneğinin genel sekreteri de yapıyorum için
Sonra sınıfında çıkıp bir adını göstereceğim. Marmara için, Osman Gazi Köprü için de denetim yönetimi ara ara gidip bu yapıyordu. Yüksek mimar ve yüksek inşaatın mühendisi olarak. Ve bizim şirkette 2000 civarında dünyada en yüksek bina olarak Malezya, Kuala Lumpur'da Petronas Kule, iki kule. Var mı yaptınız müthiş? Evet, evet. Bunu sağ tarafta yaptığı şirket olarak şimdi tabii o anda dünyada birinci, şimdi artık dünyada 8. oldu. Ama ikiz kule olarak birinci hala. Ve Akaş Boğaz Köprü, bu Asma Köprü böyle 4 tane kolon ve köprü asıyor. Bu Asma Köprü diye söylüyor. Osman Gazi Köprü de aynı. Ve Asma Köprü ise uzunluk kenardan kenara kadar değil, kolonlu ara mesafeden söylüyor. Bundan da sonra söyleyeceğim ama bu Akaşi Boğaz Köprü 1950 metre tür. Osman Gazi Köprü 1550 metre tür. Dünyada 4. Nerede? Akaşi Japonya'da mı? Japonya, evet. Akaşi evet. Japonya'da. Çok ama güzel. Birinci ama 2023 yılda biz artık Akaşi birinci olmayacak. Evet. İleride 2023 yılda Çanakkale Boğaz Köprüsü bu dünyada birinci 2023 metre tür olarak dünyada birinci artık Japon bir Türkiye'de olacak. Bunun için çok güzel bir şey. Evet. Biz Japon grubu da Çanakkale Boğaz Köprüsü için ihaleye kattıradı. Ama maalesef Kore şirketi kazandı. Neyse sizinle göre aynı görünüş. Fazla fark etmiyorum. Evet. Şimdi bu Japonya ve Türkiye ülke olarak biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü yani tarih olarak biz ada ülke. 4 tane büyük ada ve 2000 tane küçük ada. Yani yan komşuda tabii Kore ve Çin ve Rusya var. Rusya bu yukarıdaki bu adada Rusya. Sizim İzmir veya Antalya'nın hemen yakın yerinde de Yunanistan'ın ada var gibi. Bu da Rusya'nın ada. Ama gene de bu denizde, kenarı komple deniz. Eskide fazla gemiden fazla gelemiyoruz. Türkiye ise tabii siz biliyorsunuz 7 tane karadan ve 3 tane Karadeniz'den o bir tarafta. Böyle bakınca tabii siz her zaman kenardaki ülke ile bazen savaş var, bazen alışveriş var. Japonya uzun zaman yani özellikle Samuray'dayken 1700 1600 1700 arada 100 sene tamamen ülke kapattı. Hem de Kore'den veya Çin'den gelmeye çalışıyor ama fırtına çok. Onun için fazla gelemiyordu. Arazi olarak siz iki katta büyüksünüz. Ama nüfus olarak biz iki katta. Çok kabaca söylüyorum. Onun için siz bir metrekarede bir kişi yaşıyorsa biz bir metrekarede 4 kişi yaşamak zorunda. Doğa olarak böyle farklar var. Bu yani genel olarak deprem için bunu kullanıyor ama tarih olarak ve kültür olarak yönetimi olarak da bunu değişikliği farkı olacak oluyor diye düşünüyorum. Japonya'nın yönetim kemik Japonya'nın yönetim nasıl diye söylüyorken kemik Almanya'nın yönetimi kullandı. Ama et tarafta ince tarafta Amerikan.
özellikle ikinci savaştan sonra tam Amerika'nın kontrolünde aldığında biz mecbur oldu ikinci savaşı kaybettikten sonra. Onun için yani hemen hemen Amerika'nın takip ediyor gibi yönetim olarak diye söylüyor yani yazıyor. Ben de şimdiye kadar her zaman deprem için, bina için sunumu yapıyordu. Bunları yine ben de bir kontrol yaptım. Evet. Şimdi Japonya'nın yönetimi olarak, yani proje olarak, yani inşaat olarak, genel olarak Japonya tabii ki özellikle dizayn yapıyor şirket var ve sadece inşaat yapıyor şirket var. Ama Japonya genel olarak general construction, yani A'dan Z'ye kadar, yani burada sol tarafta da yazıyor gibi arazi bulacak, ondan sonra plan yapacak ve dizayn yapacak ve organize sanayi veya belediyeden izin alacak ve teklif verecek ve hem inşaatı anlaştıktan sonra tabii ki inşaatı yapacak ve inşaat teslim ettikten sonra da tabii bir sene garanti, ama garanti bitiyorsa da sonraki takibi de her zaman bizi yapıyoruz. Bunu yani tam A'dan Z'ye kadar sistemi olarak biz yapıyor. O direkte plan olarak arazi için tabii ki dünyanın her yerine gidiyorsa da Japonya'nın içinde de aynı. Arazi için araştıracak, zemin nasıl, ona göre o şirket nasıl şirket, ona göre uygun yeri ve zeminin tabii ki bazen iyi bazen kötü. Mesela İstanbul'da söylüyorsa Beşiktaş, Şişli, o tarafta Boğaz'ın iki kenarı diye söylüyor. Kara, yani zemin iyi. Ama mesela Avcılar, o tarafta gidiyorsa zemin kötü, yumuşak. Ona göre temeli de yapmak lazım, kazıklı da yapmak lazım. Ona göre tabii biz boyla yayılırsa fiyat da ucuz, fiyat da ağır. Ama inşaatı yapıyorken daha ucuz. Bunları komple sahibi tarafta anlatacağım. Ondan sonra tabii planlama çok, en önemli, yani özellikle kırmızı da yazdım. Planlama çok önemli. Onun için tabii her uzman mühendis var. Yani hastane için çok tecrübe var mühendis var. Ya da fabrika için özellikle çok büyük pres makine var veya çok özel clean room, yani özel oda var, inşaatı da var. Yani bunları tecrübe insanı mutlaka oraya çalıştıracak ve öğretilecek ve ayarlayacak. Bunlar için yani şirketi komple ayarlıyor ve yani tek tek sen kendine nasıl diye kendine de bazen tabii ki istediğini var, ona göre yürüyor ama genel olarak şirketi ayarlıyor ve ona göre yürüyor. Hangi insan daha uygun? Yani tabii iş olarak inşaatçı mı, dizaynçı mı ya da doktor mu diye bu çok var ama biz inşaatı yapıyorken de dizayn daha iyi uygun olabilir insan da var veya çantaya daha iyi diye insan var. Bunlar bazen bunu matching de yapıyor veya değişikliği de yapıyor. Yani ve tabii ki özel olarak hastane çok özel olmak lazım. Hastane ve fabrika. Fabrika basit düşünüyor ama makine ve onların nasıl hareket, yani bir mesela araba kullanmak için yani içindeki kemik olarak, body olarak olacak tarafta veya tekerlekli tarafta elektrikli parça. Bunlar için karışık bunun ve iyi bilmek lazım. Yani hastanede de aynı. Bu hastane için ayrıca
Aşağıya git. Sonraki soru yapmak istiyorum. Hocam toplam sayı sınırı var mı? Bir arkadaşımız da gelmeye çalışıyor fakat gelemiyor. Öyle mi? Yok, evet. Sayı sınırı yok. Katılabilirler bile. Destin Hanım giremiyor da. Onun vallahi bir daha yardımcı olur. Veya Yusuf Hoca yardımcı olur. Bilemiyoruz. Hocam benim bildiğim kadarıyla sınırı yok ama yine de. Yok. Kişi diyebiliyorum. Tamam. Özellikle hastane. Hastanede tabii evet. Çok karışık ve önemli. Ben de Antalya Akdeniz Üniversitesi Organ Nakliye Hastanesi 1990 Artu'da başlıyorken başlangıç dizayn için orasının hastanenin bir doktoru var. Bir doktoru ama sadece doktor olarak değil, makine için çok iyi biliyor insan. Ve tabii ki bizim şirketten de Japonya'dan bu özellikle hastane tecrübe var ve dizaynci olarak da geldi. Ve ben de birkaç tane Japonya'da ve Bulgaristan'da da hastane, Sofya'da da yaptı. Onun için böyle başladı ama Şante'nin arada Honda 90'larda Honda fabrika Türkiye'ye gelip yapacak diye özellikle bunu başladığı için Akdeniz Üniversitesi için çıktı. Ben Gebze'de çalıştım. Ama kaç kişi çalışıyorsun şirkette? Personel durumu nasıl? Türkiye'de yani şimdi bu pandemikten dolayı Japonları ben özellikle Japonya'ya döndürdü ve Japonya'dan internet üzerinde yani siz de nasıl okuluya gelmiyorsunuz. Yani evet. Ben tehlikeli olarak Japonya'ya herkes dönsün, aileye gitsin. Benim aile zaten burada için sıkıntı yok. Evet. Ben onların yerine zaten işi de biraz az oldu. Onun için öyle ayarladı. Ama tabii çok fazla işi varken özellikle 1995'den 2005'e kadar 10 sene Japonları 20 kişi ve bir Japon için 5 kişi mecbur Türkiye'nin mühendis veya insan personeli olmak lazım. Yani 20 kişi için yani 100 kişi çalışıyordu. 100 kişi tabii taşeronları hariç. Ana şirkette kaç kişi çalışıyor Japonya'daki? Ana şirkette de eskide 8000 kişi vardı. Tabii her dünyada 2000 kişi, ana Japonya'da da 6000 kişi vardı. Evet. Ama şimdi artık 5000'den az oldu. Evet. Evet. Peki, buyur. Ve hastanedeki çok önemli yani çizgi yani insanlı hareketti. Nasıl hareket yapıyor? Bunu tam iyi bilmek lazım. Ve aynı hastanesi de yani nasıl söylüyor? Yüzünü veya ameliyat yapıyorken bayanlara Japonya'sa burnunu yükseliyor, Türkiye'sa küçülüyor filan. Yani böyle yüzünü değişik yapmak için hastane başka ve tabii COVID-19'un hastane başka. Yani bu hastanene göre bambaşka oluyor. Ona göre değişik oluyor. Yani bu birincinin örneği olarak en baş kayıt yapıyor. Ondan sonra numuneler alacak. Ondan sonra laboratuvar. Bunu yani hastanene göre değişik yapmak lazım. Bunu iyi bilmek lazım. Ve hastane aynı kalbindeki hastane ama bir hastane ve o bir hastane tam aynı değil. Devlet hastane başka, özel hastane de başka. Onları evet. Mutlaka hastanenin çalışan insanıyla nasıl söyleyeyim, konuşup bilgi mutlaka almak lazım. Ne kadar tecrübe var bizim arkadaşsa da bunu mutlaka yapıyor.
Evet. İkinci olarak zoning yani bölgesel olarak belirme. Yani mesela direktör oraya gidiyor. Diyabet, ben de diyabet var. Onun için iyi biliyor da. Ama mesela kayıt yapıyor. Ondan sonra diyabet de göze geliyor insan da var. Onun için gözü taraftan bölgeye yakın olmak lazım. Kan testi, hemen kan testi yapmak lazım. Onun için kan testini bölgeye yakın olmak lazım. Bunları zoning olarak, yani bölgeli olarak bunu ayarlamak lazım. Hem de birincinin çizgi olarak ve ikincinin zoning olarak. Ve üçüncü olarak o zoning'i yaptığı bölgenin büyüklüğü. Bunların içinde tabii mesela rentgen, oradaki yerde rentgen veya böyle yerse makinenin boyutundan hemen anlayabilir. Ama personel oda veya numune oda, bunları ne numune, ne nasıl laboratuvar, bunlarına göre çok ince bakıp ayarlamak lazım. Hastane için bunu bunu tabii söylüyorsa 2-3 saatte hastane içinde söyleyebilir ama kısaca bu hastane çok önemli. Bunu özellikle düşünmek lazım ve bunu birkaç kere hastanenin çalışan insan sade yönetimi hastanenin yönetimi değil çalışan insanları ile de arada toplantı yapıp bu bilgini almak lazım. Evet. Evet. Bina olarak yardım alıyorsunuz değil mi? Yoşumar Bey, bu çalışmalar hastane kurarken doktorlar katılıyor mu projelendirmeye? Tabii tabii. Doktorlar da katılmak lazım. Doktorların düşünce de almak lazım. Ama sadece doktor değil, hemşirenin de lazım. Ve özellikle numune ve bilgileri nasıl arşivleri yapacak? Bunlar için düşünmek lazım. Evet, yapı olarak yani 30 dakika için hemen başka tarafta gidiyor. Yapı olarak 1999 ben de yaşadım. İzmit'te Adapazar, Gölcük, Değmen'de o büyük deprem olduktan sonra tabii o anda Yapova'da çok durumu siz de gördünüz veya duydunuz. Evet, yani yapı denetimi özellikle var. Japonya'da yapı denetimi diye yok. Çünkü özellikle en baş söylediği gibi Japonya'nın general contractor tam şirket inşaat şirket tam kendine kontrolü yapmak zorunda ve yapıyor. Ve belediyede çok iyi kontrol yapıyor. Ama Türkiye'de durumu bakınca 21 milyon yapı varsa onun %67 kaçak bina. Bu çok yani ülkenin yönetimi olarak ben de soru işareti her zaman düşünüyor ve belediye veya bazen böyle parametre ile de konuşuyorken bunu söylüyor. Çünkü tam Japonya zaten kaçak diye yok ama mutlaka belediye mutlaka kontrolü iyice kontrolü yapıyor. Evet. Ve bir tane daha Türkiye'de af var. Yani binanın af var. Japonya'da hiç yok. Bu, yani inşaat mühendis mimar olarak bunu olmamak lazım. Çünkü binada sıkıntı var. Tam kontrol yapmadığı bina o zaman yani bunu düzeltmek lazım. Düzeltmeden bina izin veriyorsa bina depremde çökebilir. Çünkü kontrolsüz. Evet. Hesabı da yanlış olabilir, malzeme de yanlış olabilir. Yani onun için bunun için bir soru işareti var. Onun için kentsel dönüşüm projeleri var Türkiye'de bütün şehir. Evet. Onun için ben kentsel evet. Bunun mutlaka olmak lazım. Evet. Tamam. Ve Japonya mesela şimdi 3 yerde deprem için çok tehlikeli bölgede var. 3 tane var. Özellikle bu kırmızı Nankai taraf diye eskide Kobe depremi vardı 95'de.
Onun tekrarı biz bekliyoruz. 30 sene içinde magnitude 8'in depremi %80. Ama artık bu 7 sene önce bilgi için şimdi artık magnitude 8 değil birkaç tane topluyorsa 2011'deki deprem gibi magnitude 9 olabilir ve %90. Yani bir gün, bir hafta, bir ay sonra geliyorsa da hiç şaşırmıyorum. Onun için biz ne yapıyoruz? Burada yakın yerinin yerde hemen tahkikat yapıyorken Türkiye gibi senede bir kere iki kere değil, ayda bir kere. Çünkü küçük çocuklar sadece senede bir kere sakin sene ne yaptığını hatırlamıyorum. Ama evet, ayda bir kere yaparsa düdük duyunca çocuklar kafanı ve burasını tutup üçgeye kaçıyor. Ve sade okulu de mahallede de yapıyor. Teyzeyle, amcayla, nineyle beraber, çocuklar da beraber. Ve eğitim yapıyorken anaokuldan biz başlıyoruz. Ben şimdi bu foto Türkiye'de. Bu TÜBİTAK'ın anaokulu bana sıkı sıkı çağırıyor. Ben de seve seve gidip bu çocuklarıyla arkadaş oldu. Ve çocuklar dedi, yani 3 yaşından 5 yaşının çocuk ama nasıl sağdaki aşağıda, nasıl o çok ciddi bana bakıyor ve dinliyor değil mi? Yani ona göre tabii çizgi filmi önce gösteriyor. Yani rahmetli Işık Kara Hoca'nın o çizgi filmi ben gösteriyor. Ondan sonra ara ara durup ya da en son toplulup bu hareketi yapıyor. Bunu tahkikatta mutlaka küçükten yapmak lazım. Küçükten evet, yaptığı çocuk büyüyünce ilkokulu veya ortaokulda fen veya şimdi galiba sosyal oldu deprem için. Bunlar için sistemi daha iyi anlayacak. Evet. Bu normal şey, herkesi çocukları yaşam üçgen için. Ama siz de biliyor ama yaşam üçgen bir kaçıyorsa da bunu biliyorsunuz ama mutlaka burada su şişe koymak lazım. Biraz önce söylediği gibi %67 kaçak bina. Yani bina kontrolü sizde yapmak lazım. Kentus hoca söylediği gibi kentusarı olmak lazım. Ama sıra sıra beklemek lazım. O zaman siz şimdi üçgen kaçacak. Ama orada su şişe de olmak lazım. Maske yoksa da bir şeye bezdam. Ağzını kapatmak lazım diye evet, her zaman söylüyor. Evet, İzmit Köfes Geçiş Köprü için tabii başladığı daken aslında ortadaki 1550'de daha uzun idi ama önce iyi kontrol yaptı. Burada fay hattını yan fay hattı vurdu. Onun için biz hemen bunu ayarladık. Yani bu görüyoruz, bu fay hattı daha bu buradaydı. Evet. Onun için bunu kaydı. Yani böyle ayarladı. Evet. Evet. Ve bu magnitude 7.9 Türkiye'de en büyük deprem olarak Erzincan'ın depremi 7.9. O depremi geliyorsa da sıkıntı yok gibi özel sistemi yaptı. Nasıl yaptı? Aşağıda bu 4 tane kolonun aşağıda temeli var. Temel ve aşağıdaki kazıkını araya 4 metre mücir. Mücirdeken özel mücir. Yani içinde semento var. Özel kimyasal de var. Bu bir tane tabaka, 4 metrenin tabaka yapıp deprem görünce magnitude 7.9 en fazla en büyük deprem geliyorsa da kayıyor en son burada duruyor. Evet, aynı zamanda sadece deprem değil, aslında böyle Osman Gazi Köprü gibi Asma Köprü de depremden daha rüzgardan köprü çöküyor. Depremde çöktüğü köprü yok ama rüzgarda çöktüğü köprü dünyada iki tane var. Onun için Asma Köprü'de, onun için biz bu özel sistemi, linear motor diye bu magnetonu bir sistem. Magnetonu SBD
yaparsa çekiyor, SBS ise itiyor. Bu sistemden yapıp çok büyük rüzgar geldiği dakem ters tarafta bunu çalıştırıyor. O zaman sallanma duracak. Ve bir de Fukushima ile ilgili bilgi verir misiniz? Pardon? Fukushima'daki son durum nedir? Fukushima. Fukushima'nın tamam. Onun için depremde çok fazla hasar yoktu ama siz de biliyorsunuz. Tsunami'den oldu. Tsunami'den ve tsunami biz sadece kendine depremden değil, Çili'den de yani okyanusunun tam karşıdaki Güney Amerika'nın Çili'den deprem oluyorsa da 20 saat sonra bizde tsunami geliyor. Ama şimdiye kadar 7 metre 8 metreydi. Onun için bizde doğa 7 metre 8 metre 9 metre vardı. Ama bu çok büyük Uranüs'tü. O 2011'in depreminden önce en fazla 8.5 idi. Ama 9 geldi. Onun için daha tsunami fazla oldu. Ve yerde çok en kötü yerde. Onun için tsunami'den bu hasar oldu. Yani bu bir cevap olarak herkes, her dünyaya özür dilerim söylemek lazım konusu. Ama şimdi yavaş biliyorsunuz Çernobil'de hala şimdi kaçıyor filan de var. Yani biz de kaçmamaya çalışıyor ve kötü olduğu toprakı ne nasıl düzeltiyor, nereye gömülecek bunlar için ayarlıyor ve bazen çok temiz dahi bir lenci var. O lenciden iyi su olarak bazen denize atıyor. Ama Fukushima'nın tam bölge olarak içeri insan gidemiyor yerlerde var. Çernobil'de de Amerikalarda da böyle bölge hala mevcut. Biz de aynı bunu yaşıyor. Evet. Evet. Son sözler olarak ne söylersiniz? Evet yani özetlersek 3 dakika içinde. Tamam. O zaman aslında zaman varsa mesela Menciliköy filan dedi sismik izolator diye böyle koy yaptı. Bunu yapınca yani yönetim yani olarak başından normal yöntemden yaparsa 8-9 şeritinin 3 tane kalıyor. Artı şeriti kapatmak lazım. Ama özel sistemi yaptığı için 2 şerit sadece kapattı. Çünkü o Zincirköy'ün yeri, pardon Menciliköy'ün yeri çok trafik normal dedi. Öyle yani yönetimden bunu ayarlamak lazım ve sonuncu sismik izolator var ve burada Mecidiyeköy var, Osman Gazi var, Marmara. Yani Japonya ve Türkiye genellikle iş bildiği olarak her sene toplantı da yapıyor. Evet. Ve bu COVID'dan dolayı 2 sene yapamadı ama en son Japonya'da yaptı. İnşallah seneye Türkiye'de olacak. Beraber Afrika'ya gidip bu işi yapacak. Sonuncu teşekkür ederim. Evet. Ama yönetimlik olarak ben şimdi kadar böyle konuşma olmadı. Size tam zaman varsa biraz daha anlatabilirdim ama en az bir şeyler bilgi verebilirdim bu tam edemiyorum ama evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok güzel anlattınız. Japonya-Türkiye ilişkileri, Japonya'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği güzel ve büyük mega projeleri anlattınız. Antalya'daki hastanenin kuruluşunu anlattınız. Arkadaşlarımız da genellikle sağlık kökenli arkadaşlar ama ana konumuz proje yönetimi, iş planı hazırlama. Bu bir köprü olabilir. Evet, bu iki dakika bir kişiden de bunu söylemeyi unuttum. Yani Osman Gazi Köprü'deken maalesef kendi kendine hayatını son verdiği
Kişsan diye. Ben de ara ara gidiyordu. Selam evet. diye söylüyordu arkadaş. Ama bu yani Japonya ve Türkiye'nin söz olarak bu tarihe kadar bu proje biteceğiz diye anlaştı. Evet. Tarih vardı. Ama maalesef rüzgardan rüzgardan oldu ama insan hiçbir şey olmadı. Ama kendine bu haratonun sorumluluğu insan yani evet. sözü tutamadı diye kendi kendine maalesef kaybetti. Maalesef. Evet. Ona... Yani bu kadar yani biz çok önemli iş yapıyor diye çünkü bina mesela depremde çöküyorsa doktor mesela bir kişi, 10 kişi öldürebilir. Ama binanın içinde 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 100 kişi de olabilir. Onun için o kadar çok önemli iş yapıyor. Evet. Ona göre biz sistemi yapıp kaza olmamak için çalışıyorum. Evet, kalite çok önemli. O yüzden işte Edward Deming Amerika'da ilgi görmemiş. 50'li yıllarda Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de de çok ilgi görmemiş. İstatistik enstitüsünde biraz çalışmış. Sonra Japonya'ya gitmiş. Japonlar çok sevmişler. Demek ki onlara demiş ki beni dinlerseniz, benim dediklerimi yaparsanız bütün dünya sizi takip eder, bütün dünya sizi dinler demiş. Gerçekten de o Deming'in ilkeleri krizden çıkış kitabında çok güzel anlatır. 10 tane kalite konusunda ilkesi vardır. O ilkeleri uygulayan bütün ülkeler çok başarılı olmuşlardır. İster hastane inşa etsinler, ister köprü inşa etsinler, ister uçak, ister gemi, ister araba, ister buzdolabı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Mükemmel yapıyorlar, güzel yapıyorlar, hatasız yapıyorlar, kusursuz yapıyorlar. Yeni dünya yaptıkları işleri güzel yapanların dünyası. İnsanlar işleri yaparken güzellikte, dürüstlükte, doğrulukta, kalitede yarışırlarsa her alanda büyük gelişme sağlanır. Üsküdar Üniversitesi'nin sloganı da kalite pasaport taşımaz. Kaliteli bir ürün, kaliteli bir hizmet, kaliteli bir bilgi üretirseniz bütün bir dünyayı pasaportsuz dolaşırsınız. Dünyanın hiçbir yerinde size vize sormazlar. Toyota hiç kimse vize sormuyor. Honda'ya hiç kimse vize sormuyor. Mercedes'e hiç kimse vize sormuyor. Twitter'a hiç kimse vize sormuyor. Facebook'a hiç kimse vize sormuyor. Bill Gates'e hiç kimse vize sormuyor. Steve Jobs'a, Apple'a hiç kimse pasaport vize sormuyor. Onların ürünleri, onların hizmetleri, onların bilgileri bütün bir dünyayı pasaportsuz dolaşıyorlar. Yeni dünyanın güçlü ülkeleri ürettikleri ürünleri, verdikleri hizmetleri, geliştirdikleri bilgileri en güzel şekilde üreten, mükemmellikte, dürüstlükte yarışanlar mükemmelliğin örnekleri oluyorlar. Çok teşekkür ederiz tekrar. Bir şey derim. Yoshinori Bey, arkadaşlara söz verelim. Bir sizin meslektaşınız, arkadaşınız vardı Nesteren. Görmedi kendisine ama katıldığını söylüyordu. Nesteren konuşabilir ama önce Alosman Hoca'ya söz verelim. Alosman Hocamız ne diyor? Bir deprem uzmanı olarak, bir kalite uzmanı olarak bu konularda. Önümüzdeki hafta da Alosman Hoca'nın dersinde ben konuşacağım. Çevre sorunlarını tartışacağız. Çevre sorunlarıyla dünyanın karşı karşıya olduğu tehlikeler, tehditler neler? Küresel ısınma ne gibi afetlere yol açacak? Bu konuda neler yapılması gerekir? İşte İsveçli bir lise öğrencisi Greta Thunberg bütün bir dünyayı ayağa kaldırdı. Bütün dünya ülkelerinin meclislerinde konuştu. Birleşmiş Milletler'de konuştu. Çevre konusunda da çok önemli tedbirler almamız gerekiyor. İnşaat konusunda olduğu gibi artık kalitesiz binalara, kalitesiz köprülere, kalitesiz yollara bir dünyanın hiçbir yerinde yer yok. Bizler akademisyenler olarak, sağlık çalışanları olarak, mühendisler, mimarlar olarak yaptığımız işi güzel yapmak zorundayız. Kaliteli yapmak zorundayız. Buyur Arasman Hocam. Hocam öncelikle teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Japonya Türkiye vize sormuyor hocam.
İlk defa 1999'da Japonya'dan burs kazanmıştım. Konsolosluğa gittim. Dedi ki biz Türklere vize sormuyoruz dedi. Eyvallah. Bu nedenle Japon kardeşlerimiz sonuna kadar kapılarını açmış durumda. Özellikle evet. Türkleri de çok seviyorlar. Ve doktora yüksek lisans ve lisans düzeyinde burs da veriyorlar. Mambushu bursları var. Konsoloslukta verilen burslar var. Tabii ki arkadaşlarımız bu burslardan faydalanabilir. Bir de Japonya ile Türkiye'nin ortak noktası dil. İkimizin evet. de Ural Altay Dil ailesi içerisinde. Ural Altay Dil grubunda 4 tane ülke var. Japonya, Kore, Mongolia ve Türkiye olmak üzere. O nedenle de yazıldığı gibi okunan bir dil. Öğrenilmesi evet. çok kolay bir dil. Türkçe gibi yalın bir dil. Arkadaşlarımız Japonca'yı da öğrenebilir. Gittiğiniz zaman Japonlar size Japonca da öğretiyor. Yani Arabistan'a gittim, Arapça öğretmediler bana, öğrenmeden geldim ama Japonlar size Japonca öğretiyor. O nedenle de tabii Japonya'da proje yönetimi çok önemli. Çünkü Japon devleti özellikle doktorasını son 5 yıl içerisinde bitirmiş, dünyada bütün ülkelere burs kotası veriyor. Burs kotası evet. ve bu kotaya göre bir çeşitlilik yönetimi yapıyor. Ve sizler de bu burslardan faydalanabiliyorsunuz. Özellikle benim çalıştığım yer Japonya'da TÜBİTAK'tı, AIST dediğim yer. Oradaki sizin bir host dediğimiz, yani size büyüklük yapan, yol gösteren, laboratuvarını açan bir hostunuz oluyor. O host sizi bir baba gibi, bir büyük gibi kolluyor. O nedenle de Japonya'da bir defa saat kavramı yok projede. Kimse saatine bakmıyor. İnsanlar daha çok zamanını evde değil, iş yerinde geçiriyor. Mesai evet. saati 5'te bitmiyor. Mesai saati 7-24 devam eden bir yer. Tabii ki Japonlar temizliğe çok önem veriyor. Biz iş yerine girerken kapıda ayakkabımızı çıkartıyorduk. İş yeri ayakkabımızı giriyorduk. Okulda da aynı şekilde çocuklar kapıda ayakkabısını çıkartıyordu. Okul ayakkabısını giriyordu. Tabii ki siz kirlenmenin boyutlarını tartışacaksınız ve 1989'da tartışmışsınız. En önemli şey önce kirletmemek. Evet, evet. Kirletmeme üzerine bir kurulmuş yaşam var. Japon evlerindeki proje yönetimi, yani tabii ki Moriwaki-san inşaat proje yönetimi ama bir de mimari proje yönetimi var. Bir Western style, bir de traditional style dediğimiz, yani geleneksel bir Japon odası var. Ona tatemi odası deniyor. Bir de modern, Western dediğimiz modern Avrupa tarzı odası var. Yani modernlikle gelenekselliği evde, lokantada, evet. üniversitede buluşturan ve geleneksellikten modernlik için taviz vermeyen, modernlik için de geleneksellikten taviz vermeyen, geçmişle bugünü uzlaştıran bir ülke. Evet. O nedenle de özellikle Japonya proje yönetimi şu açıdan önemli. Bir defa Japonya'da tabii ki çalışmış bir insan olarak ben de Türkiye'de çalışıyorum. Bir defa grup projesinde yer almak zorundasınız. Yani her çalışmış olduğunuz yerde bir grup lideri var. O grup evet. lideri bir proje geliştirir. O proje içerisinde siz bir eklenti yapmak zorundasınız. Ben katılmıyorum. Ben bireysel çalışacağım. Bireysel takım çalışması. %60 bireysel, %40 da kolektif çalışmaya katılmak zorundasınız. Yoksa Japonya'da uzun vadeli kamu sektöründe kalma imkanınız yok. Evet, ben bu kadarla yetineyim hocam. Arkadaşların sorusu olabilir. Evet. Saygılar. Evet, arkadaşlarımızın soruları varsa Yoshinari hocamıza onlar alalım ya da katkılar, yorumlar. Nesten nerelerde meslektaşınız olarak ne diyor? Nesten böyle bir proje yönetti mi? Yok. Peki. Alo. Nesten ya, bak senin meslektaşın var, konuşuyor. Evet hocam, öyleydi ama ben bir türlü giremedim derse, bir yanlışlık oldu. Çok da şey yapamadım, kaçırdım.
Hiç Japonlarla bir çalışma imkanım olmadı. Ben hiç inşaat projesi de yapmadım. İnşaat mühendisiyim ama fiilen hiç inşaat mühendisliği yapmadığım için. Evet. Stajyer kadar bilgim var. Ama bir tane şehir planlama hocamız vardı. Kulakları çınlasın. Eğer yaşıyorsa Allah selamet versin. Yoksa Allah rahmet eylesin. Yaşlı bir hocaydı. İstanbul için şunu demişti. Daha o zaman 99 depremi olmamıştı. Ben 99 mezunuyum. İşte biz 2'ye falan gidiyorduk, 2. sınıfa. Demişti ki İstanbul'u demişti planlaması çok zor. Deprem açısından da demişti şey yapmak çok zor. Yani güvenliğini sağlamak. Peki ne yapmamız lazım? Vallahi dedi ya İstanbul'da çok büyük deprem olup bütün binaların yıkılması ya çok büyük yangın olup bütün her yerin yanıp şehrin yeniden planlaması lazım dedi. Kaç bin senelik şehirde çünkü işte özellikle eski şeyde Yarımada'da yani tarihi Yarımada'da ve İstanbul ve daha eski yerleşim alanlarında Üsküdar gibi Kadıköy gibi yerlerde tabii çok böyle herkes kafasına göre bir yerden binayı dikmiş ve yapmış ve o gün bildiği usulden yapmış ve sonra bu da herhangi bir denetime tabi olmadığı için hoca içinden çıkamadı ya yansın ya batsın gibi bir şey sonradan planlanır demişti. Biz işte şey ne diyorlar, yama sistemiyle çalışıp ilerletmeye çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederiz. Alisa ne diyorsun? Gürcistanlar nasıl görünüyor Japonya? Türkiye. Öncelikle çok teşekkür ederim hocam. Ben gittim Japonya'ya 2 sene önce. Alisa sende gittin yok. Ve gerçekten aşık oldum oraya. Yani çok çok farklı, çok şey. Yani şimdi bir hafta içinde ne kadar görebiliriz turist olarak? Ama gerçekten çok farklı. Ben orada araba trafiği görmedim. Mesela evet. Metrolarda insan trafiği görmedim. Ali yani çok pahalı diyorlar, doğru mu? Çok pahalı. En pahalı şehir. Evet, fiyat olarak maalesef. Evet. Evet. Ginza'ya gittik, en pahalı mahallesine. Evet. Ondan sonra Odaiba'ya gittik, en yeni mahallesine. Benim hocam vardı master'dan, o götürmüştü bizi. Orada 90'lı yıllarda seminer falan vermiş çok büyük uluslararası. O anlatıyordu. Odaiba diye bir mahalleleri vardı. O zaman 90'lı yıllarda böyle çöplük gibi bir yermiş söylediği kadarıyla. Yani ben kontrol ettim. Evet. Ama bizim gittiğimiz zaman inanılmaz yani. Manhattan. 25. yüzyıl sanki orada. Yani tamamen çok farklı. Ve gerçekten hepimiz planlıyoruz şimdi eski takım olarak bir daha ne zaman gidebiliriz diye. Okyanus kenarına gittik, yazlık mahallesine. Yani çok gerçekten aşık olduk. Geçen konuştuğumuz işte... Şaban hocam. Şeylere gidemedik. Evet. Okulundan çıktı ismi neyse. Siz Gürcistan'da mısınız? Gürcistan'da mısınız? Ben Gürcistanlıyım. Ben 2 sene önce gittim. 2 kere gittim. Evet, evet. Yani orada Japonya'nın yardımından Yoru Tübeşir'den Karadeniz taraftanın bir bölge var. Onun için evet, bir araştırma için. Atom, acayip. Yani, yani çok sevdik. Gerçekten çok güzel. Bir şey vardı ederim. Onu söylemek istiyorum. Bir otelde kalıyorduk. Bir Gürcü öğrenci bir kız karşıladı bizi. Bu otelde her sabah kahvaltıdan sonra personel birlikte böyle durup teşekkür ediyordu misafirlere, biri birine. Sonra o şekilde çalışmaya devam ediyordular. Bu kız da bize anlatmıştı ki onların patronu da kişisel gelişim ne bileyim bir kitap yazmış diyor. Her gün saat 5'te bu kitabın ne bileyim birkaç sayfasını okuyup ya biri birine teşekkür edip yani böyle motivasyon şeyleri var. Belki de çalışmalarının takım olma şekli veya çok çalışkan olmaları, iş yerlerine sadık olmaları belki bundan kaynaklanıyor. Yani ben her şeylerini çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum tanışmamıza. Evet. Şimdi Alisa sen de öncülük yap. Ali Osman hocamın öncülüğünde, Yaşar Bey'in öncülüğünde bir Türk-Japon Dostluk Derneği kuralım inşallah. İnşallah. Ali Osman hocamızın dediği gibi burslar sağlayalım arkadaşlarımıza, geziler düzenleyelim. Yine rektör hocamızla ve Nevzat hocamızla konuştuk. Yaşar Bey'le onun önereceği bir üniversiteyle Üsküdar Üniversitesi arasında özellikle
tıp fakültesi olan bir üniversite arasında işbirliği protokolü imzalayalım. Karşılıklı öğrenci alışverişi olsun, hoca alışverişi olsun. Artık online olarak Japonya'ya gitmek gerekmiyor. İstanbul'dan oturup bir Japon üniversitesine ders verebiliriz. Tokyo'dan, Osaka'dan ya da Kyoto'dan bir hoca da gelip Üsküdar Üniversitesi'nde ders verebilir. Bir öğrenci bizim dersimizi alabilir. Böylesine bir dünya var. Bu devam edecek. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar elektrikten gaz lambasına dönmezler. Önümüzdeki yıllarda da insanlar bu uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime tamamen dönmeyecekler. Önümüzdeki yıllarda bütün üniversiteler hibrit eğitim yapmak zorunda kalacaklar. Bazı laboratuvar gibi tıp konusunda hastanelerde olduğu gibi fizik olarak bulunması gereken dersler yüz yüze yapılacak. Ama yüz yüze bulunması gerektirmeyen bütün dersler, sosyoloji, psikoloji, proje yönetimi, yönetim bilimleri, takım çalışması vesaire gibi bütün dersler de uzaktan yapılacak. Bundan geriye dönüş yok diyebiliriz. Evet, başka Hüsna bir katkın var mı sende? Japonya'ya gittin mi? Sen de böyle çok gezen... Hocam ben pandemi çıkmasaydı gidecektim, planlamıştım. Uçak bileti bakıyordum ama pandemi çıkınca kaldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda. Ama benim de çok merak ettiğim bir kültür, Japon kültürü. O yüzden inşallah gitme fırsatım olur. Çok teşekkürler Yaşın Ölü Bey'e verdiği bilgiler için. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sizin sayenizde de ağımız genişti hocam. Network olarak çok insan tanıyoruz Nazif Hocam. Teşekkürler. Hüsna abi, şimdi sen İspanyolca dersi veya şey açabilir miyiz? Japonca dersi, Ali Osman Hoca'nın dediği gibi Japonlar mutlaka Japonca öğretiyorlar. Ben de 4 sene kadar Suudi Arabistan'da kaldım, King Abdülaziz Üniversitesi'nde. Orada da 4 cümle öğrenemedik 4 yılda. Ama Japonlar 4 ayda Japonya öğretiyorlarmış. Böyle bir şey olabilir mi? Japonca dersi açabilir miyiz? Hocam açabiliriz tabii ki. Bizim üniversitemizde zaten Çince, Rusça dersleri var. İspanyolca, İtalyanca, Arapça dersleri var. Japonca dersi de açılabilir tabii ki. Bu birazcık yani talebe bağlı oluyor açıkçası. Öğrencilerin talep etmesi durumunda açılıyor ama bence açılabilir. Onu ben yürütüyorum zaten, böyle bir girişimimiz olursa. İşte o Yoshin Haru Bey'den onu rica edeceğiz. Bir Japonca dersi açalım artık. Fahri Türk olarak. Tamam, tamam. Hoca da bulur. Hoca da bulur. Hoca Yaşar Bey zaten gönülde yani, hoca olur. Ya da kızı var. Kızımız var, damadımız var. Kızımız mı, Türk damadımız mı? Şimdi Japonya'da iki tane kızım var. Üç tane torun var. Maşallah. Türkiye'de eski eşim kaybettiği için yeni yuva açtı. 13 yaşının oğlum var. Öyle Türkiye'nin maşallah. tam Türkçe konuşuyoruz. Aa, ne kadar güzel. Onu da evet. Evet, hoca bulursun bize değil mi? Japonca dersi verecek hoca bulabilir misiniz? Tabii. Olabilir. Yani buruncaya kadar ben de yardım yaparım. Eyvallah, bak Hüsna, hoca da bulur. Tamam, sen bir ilan et. Tamam. 10 kişi bulursa veririz. Tamam hocam, inşallah. Çok sevinirim. Evet. İyi olur. Evet. Japonca kursu açalım inşallah. Evet. İyi olur değil mi? Ne diyorsun Yaşın Ali Bey? Çok iyi olur. Çok evet, olur. Çok iyi olur. Yani mesela Çanakkale, Erciş'te Japonca var. Ve Ankara'da da var. Yani ölüm birkaç olarak tane var. Onun için yani bu da iyi olur. Evet. Ve Japon kültürünü yani ne kadar biliyorsa o kadar sevinecek. Ben ne kadar Türkiye'de yaşadı, bilgiler aldı, o kadar sevindim. Yani Atatürk içinde de aynı. Evet. Atatürkçüyüm. Yani tamamen böyle. Eyvallah. Her şey Atatürk'ün bir şey yapıyor. Eyvallah. Eyvallah. Çok eski bir tarihimiz var işte. Erkut'un, Ertuğrul Fırkateyn'in gibi evet. Biraz hüzünlü evet. Bir geçmişimiz onu... var. Piramit döneminde. Evet, ama mutlaka onu... Türkiye'de çok ciddi Japon yatırımları var. Honda'nın büyük yatırımları var. Toyota'nın çok büyük yatırımları var. Diğer Japon evet. Şirketlerinin büyük yatırımları var. Yeniden şimdi bebek bezi içinde şimdi bizim şirketimizde de orada çalışıyoruz. İnşaatı için. Daha
yeni Japon şirketleri arada geliyorum. Onun için yani Japonya ile beraber çalışma iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bir dernek kurabilirsek Hüsna Japonya'da başlatırsak bir Japon Üniversitesi ile İskender Üniversitesi'nde bir işbirliği protokolü yaparsak gerçekten çok iyi olur. Öğrenci alışverişi, hoca alışverişi, karşılıklı dersleri kabul etme adımları gelir. Evet. Evet, başka sorular olan var mı? Katkılar olacak olan sorular. Derya'yı göremiyorum. Buradayım hocam. Ne diyorsun Derya? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler bunlar. Tanıştığımız için de çok mutlu oldum. Benim ara ara bağlantım koptu. O yüzden belki söylemişsinizdir ama duymamış olabilirim. Şeyi merak ediyorum. Türkiye'de nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da mı? İstanbul'da ama en başı Beşiktaş'ı Maçka'daydı. Sonra Kadıköy gitti, Moda'ya gitti, Bostancı. Şimdi Tuzla'da. Arada Toyota yapıyorken Sabancı'da yaşadı ama 2007'den sonra devamı burada Tuzla'da. Ev aldınız mı Tuzla'da? Ev sizin mi? Evi başka ev de aradı ama sıkıntı bir tane oldu. O bir ev de aradı. Şimdi ama şirket de kira için izin veriyor. Onun için biraz büyük yerde yaşıyorum. Evet. Aslında şeyi merak ettim ben. Yüksek inşaat mühendisi olarak Japonya'dan sonra Türkiye'de yaşıyor olmak tedirgin ediyor mu sizi? İstanbul'da yaşıyor olmak özellikle. Japonya'da çalışıyorken çok sıkı, dakika dakika çalışmak lazım. Onun için midyede ürsel vardı. Sıkıntı vardı. Ama Türkiye'ye geldi, daha da çalışabilir. Sonra temiz oldu midyede. Peki binalar yani, sizi korkutuyor mu? Bina tabii İstanbul'un binaları görünce bu nasıl ayakta diye bazen soru işareti diye oluyor. Evet, maalesef. Evet, biz de çok tedirgin oluyoruz. O yüzden sunumunuzda anaokulunda eğitimlere başlaması ve her ay yapılıyor olmasıyla ilgili çok önemli bir konu aslında. Evet. Bizde gerçekten hastanelerimizde bile yılda bir, 3 yılda bir yapılıyor. Dolayısıyla tatbikatlara sanıyorum gerçekten ayda bir hiç alışkın olmadığımız bir durum ama çok ihtiyacımız olan gerçekten. Yani sizin için de ayrıca yani dersi değil akşamı yani normal üniversitenin insanları böyle önlemi yapmak lazım. Şimdi ne hazır olmak lazım? Depremi çanta 99'dan sonra yaptı, hazır oldu ama herkes de artık... Sonra dağıttık o çantaları. Evet, ondan sonra içinde ne varsa daha iyi mi? Bunlar içinde sizi istiyorsa bunu ayrıca yani... Nazif Hoca'nın dersi değil, ayrıca siz istediği insan katılıp grup olarak ben size seminer yapabilirim. Depremi özellikle depremi önlemi için. Tamam. Çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Tabii. İlerleyelim inşallah. Yoşunar'a ben şeyi sormak istiyorum. Biz üniversitemiz bizim Üsküdar Üniversitesi. Elmanlı konuşmak. Tematik üniversite. Tıp ağırlıklı. Sağlık bilimleri fakültemiz var. Sağlık meslekimiz var. Çok sayıda öğrencisi var. Neredeyse üniversitenin 23 binin üzerinde öğrencisi var. Geleneksel tıp konusu nasıldır Japonya'da? Geleneksel tıp konusunda işbirliği yapabilir miyiz? Bu herbal medicine olsun, akupunktur olsun, diğer Japon geleneksel tıbbı. Evet, yani ben de birkaç kişi Facebook'tan dolayı ve Azerbaycan Gürcistan için bir bana yardım istediği hoca var. Bu doktor yani tıp taraftan doktor. Onları ile bağlantı kurup böyle üniversite var. Böyle konuşup yardım yapabilirim diye düşünüyorum. Tabii
Ben inşaatı için, uzman için, tıp için çok fazla, sadece ben kendine sıkı sıkı diyabet hasta var için gidiyorum. Akupunktur için tabii biliyor. Onlar için de bir şeyler ara ara zaman varken Ali Osman Hoca ile üçümüz beraber bir Zoom'dan topladık. Evet. Çok iyi olur diye düşünüyorum. Ben kendine için de iyi. Ara ara böyle konuşma iyi olur. Ve arada dinlemek istiyorum öğrenci varsa beraber katılasın fikirde. Onların fikirde almak çok iyi olur. Olur. Bizim Ali Polat Bey var. Ali Osman hocamız da tanır. Azerbaycan kökenlidir. O bu tıp konusunda, önleyici tıp konusunda çok başarılı bir hocamız. Su konusunda güzel kitapları var. Sağlık konusunda güzel kitapları var. Onu da sizinle tanıştıralım. Tamam. Bir merkez kurmak istiyoruz. O merkezde de bu geleneksel tıp çalışmaları, bu herbal medicine denen hani bitkisel ilaçlar, geleneksel ilaçlar konusunda da çalışmalar yapılabilir. Arkadaşlarımız, ilgili olan arkadaşlara yardımcı olabiliriz. Anladım. Tamam, anlaştık. Eyvallah. Selma Hoca istiyor konuşmak hocam. Tamam, buyursun. Hocam iyi günler. Sayın Moriwaki ile ilk kez... Aa, bak yine Selma 2012 Hoca. Merhaba, ne Moriwaki sen? Saçı kestiniz, onun için ben anlamadım. Evet. Umarım iyisindir. Evet, iyi. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hocacığım, derslerin iyi takipçisi. Buyur Selma Hanım. Evet. Şimdi ben birkaç konuya değinmek istiyorum ama ilk önce Moriwaki San'la 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde benim panelistim olmuştu kendisi. Aa, deprem afetine hazır mıyız diye. 2012 yılında öyle bir etkinlik yapmıştık. Konuğum olmuştu. Sonrasında yine İlişkimizi sürekli devam ettirdik. Umarım yakın gelecekte de yine farklı projelerde beraber çalışmayı da düşünüyoruz. En azından ben düşünüyorum. Kendisini düşünüyorum. Ben de. Marmara'sında Avusi için geleceğim. Şimdi ben şöyle birkaç konuşmaya şahit olmuştum. O noktalara bir değinmek istiyorum. Şimdi aslında sağlık sistemi bence bugün hastane afet planlarıyla afetlere en hazırlıklı noktalardan bir tanesi. Çünkü 2007 yılında Dünya Sağlık Örgütü ile ortak bir proje başlatıldı. Hastaların güvenliğine yönelik işte hastane afet planları oluşturuldu ve bu konuda yani bakanlık gerçekten şey yapıyor, çok sıkı denetimler il sağlık müdürlükleri aracılığıyla bütün hastanelerin hastane afet planlarını denetliyor. Artı tatbikatlarla ilgili bir konuşma olmuştu. Şimdi aynı zamanda ben iş güvenliği uzmanlığı da yapıyorum. Hani yasal olarak da iş sağlığı güvenliği anlamında da zaten yılda bir defa gerçek ölçekte iki defa da masa başı tatbikatı yapılmak zorunda. İki tane büyük hastanenin de yine hastane afet planını hazırladım. Her ikisi de 1000 yatağın üzerindeydi. Şimdi bu hazırlıklarla da mesela benim en çok karşılaştığım ve en canımın sıkıldığı noktalardan bir tanesi şu: eski hastaneleri anlıyorum ama mesela Yenişehir Hastaneleri yapılıyor ki bir danışmanlıkta Yenişehir Hastanesi'ne yani hastane afet planı hazırlığını orada yapmıştım. Şeyi görüyoruz biz, örneğin kitlesel olaylarda 3 ya da 4 ambulans aynı anda acile girdiği zaman asla manevra yeteneği yok. Yani manevra yapılacak bir alan oluşturulmuyor. Oysa hastane alanları inanılmaz geniş. Yani alan problemimiz yok. Ama nedense bir türlü bu hastane mimarisi yani bir şey mi yapmıyor? Buna özen mi göstermiyor? Ya da biz afetçi olarak... Evet, afet kültüründen geldiğimiz için acaba biz mi fazla önemsiyoruz bilmiyorum ama mesela ben Hacettepe'dendim. Hacettepe'de de bizim bu problemimiz vardı. Ama en son yapılan şehir hastanesinde de ben benzer problemleri yaşadım zaten. Hani buna çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani benim bahsedeceklerim bunlar hakkında kalmıştı. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben kısaca bir şey ekleyebilir miyim? Ben de hastanelere kalite danışmanlığı yapıyorum. Bu
son SKS standartları doğrultusunda birkaç hastaneyle çalıştık. Gerçekten Selma Hocam dediğiniz çok doğru. Yönetmeliklerde bence ciddi sıkıntılarımız var bizim. Ve söylediğiniz gibi yılda bir kez tatbikat yapılıyor. Onlar videoya çekiliyor. Ancak denetimlere hazırlık yapmak amacıyla gerçekten o durumun içselleştirilmesi ve gerçekten o durumun vuku bulması halinde ortalık gerçekten karışacak halde. Çünkü hani ayda bir eğitimler yapılıyor. Bakın Japonya deprem bölgesi ve insanlar Japonya'da görüntülerini görüyoruz. Deprem olurken çalışmaya devam ediyorlar. Bizde asla böyle bir durumu görmeniz mümkün değil. Çünkü hazırlıklı değiliz. O söylediğiniz, bahsettiğiniz tatbikatlar da maalesef denetimlere İşte hazırlık olsun diye çekiliyor, videolar kenara konuluyor. O yüzden bu durumun yönetmeliklerle de denetimlerle de sıkı bir şekilde kontrol altına alınması gerekiyor ve içselleştirmek gerekiyor herhalde. Bizim en önemli eksikliğimiz orada her şey olması için yapıyoruz. Gerçekten evet. Anlayarak yapamıyoruz maalesef. Evet. Yani ben şunu söyleyebilirim. Çok özür dilerim. Mesela benim kendi başhekimim ya da rektörüm, kızım derdin ne, sanki her gün deprem olacakmış gibi bizim iki ayağımızı bir pabuca sokuyorsun filan diyorlardı. Biraz bence bu konuyla ilgilenen, yetkilendirilen ya da benim gibi yetki almak için dişiyle tırnağıyla uğraşan insanların da önemli bir faktörü olduğunu düşünüyorum. Hani maalesef sistem üzerinden değil de biraz da bu konuda kişiler üzerinden ilerlenebiliyor. Evet, bu siz konuda ne kadar ayrı bir toplantı yapalım inşallah. Tamam. Evet. Hocam bir de hazır fırsat bulmuşken şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biz hala toplanma alanlarıyla ilgili böyle, ben şu anda da yaptığım işte bunu organize etmeye çalışıyorum. Oysa Japonya örneğinde olduğu gibi Japonlar okullarda toplanıyor. Evet. Yani bu deprem sonrası olarak sunalım. Lütfen, evet. Lütfen denk geldiğimiz yerlerde bunları konuşalım. Tamam. Bize hala açık alanda toplanma alanı. Karı evet. Var, yağmur var, her şeyi var. Lütfen evet. Bu konuda bir kamuoyu yaratalım. Çok tabii, teşekkür ederim. Tabii, olur. Aramızda Murat hocamız da katıldı. Murat hocamız Profesör Doktor Murat Çetin, Erzincan Üniversitesi'nden girişimcilik konusunda güzel çalışmaları olan hocamızdır. Erzincan Üniversitesi'ni çok büyük bir makine laboratuvarı kazandırdı. Şimdi Giresun'da benzer bir laboratuvar çalışmalarına başladık. Giresun Üniversitesi ve Giresun Belediyesi ile. Murat hocam buyur, ne diyorsun? Japonya'ya gittin mi? Japonya'ya gitmedim hocam. Yalnız evet. Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Ben Japon kalitesine inanan birisiyim. Japonlar kaliteli iş yapıyorlar. Toyota fabrikasını gezmiştim. Toyota fabrikası bize bir eğitim aracı hediye etmişti. Evet. Araçlarım da Toyota. Hem kendim hem oğlumun aracı da Toyota kullanıyoruz. Biraz Toyotacıyız diyelim böyle. Teşekkür ederim. Ben Erzincan'da yaşıyorum. Depremin merkezindeyim. Evet. Erzincan'dayım. 32 yıldır Giresun'dayım ama Erzincan'da çalışıyorum. Ömrümün yarısı burada geçti. Ben Türkiye için şunu söylemek istiyorum. Biz kalite bir insan merkezi bir toplum haline henüz olamadık. Akılcı çözümler yerine kaderci yaklaşımlarla işleri yürüten bir toplumuz hala. Bundan dolayı da işten ziyade evrakları sağlam tutmaya çalıştığımız için eksiğimiz çok. Japonya deyince de Japon eğitim sisteminin temeli diye 1910'larda yazılmış bir kitap okumuştum. Onu çok beğenmiştim. Şöyle bir ifade vardı. Bizim eskiden kılıcı çok iyi kullanan samuraylarımız vardı. Şimdi kalemi çok iyi kullanan samuraylarımız olmalı ve onlar öğretmenler olmalı diye bir Japon eğitim sisteminde okumuştum. Küçücük bir kitaptı ama beni çok etkilemişti. Evet. Çok teşekkür ediyorum beyefendiye. Görüşmek üzere inşallah hocam. İnşallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Murat Beyciğim, önümüzdeki günlerde sizi de misafir olarak derslerimizde ağırlamak isteriz. Bu dönem bitti ama gelecek dönemlerde inşallah. Japonya ile ilgili güzel kitaplardan biri, demin ismi geçti, Cem Kozlu'nun Uzak Doğu Mucizesi ve Türkiye'de Vizyon Arayışları diye Japonya, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore'yi anlatan çok güzel bir kitabı var. Japonya'nın bu ekonomik başarısının kaynakları nelerdir? Singapur'daki başarının kaynakları, Hong Kong'daki başarının kaynakları, Güney Kore'deki başarının kaynakları ve aynı başarı büyük ölçüde Malezya'ya da yansımış durumda.
Malezya'da İslam dünyası içinde en başarılı ülkelerden biri. Alvin Toffler İstanbul'a geldiği zaman konferansında İslam dünyası arasında, Müslüman ülkeler arasında bilgi toplumuna ulaşmış bir ülke hangisidir diye bir soru sorulmuştu. O soruya verdiği cevap Japonya demişti. Malezya demişti. O Mahathir Muhammed'e danışmanlık yapmış bir dönem. Mahathir Muhammed Sovyetler Birliği dağılınca gıda sektörüne yatırım yapmak istiyor Malezya. Toffler'a soruyorlar, ne dersin, gıda sektörüne yatırım yapalım mı diye. Toffler da şiddetle itiraz ediyor. Ben diyor sizin yeriniz olsam gıda sektörüne yatırım yapmam. Gıda sektörü çok geleneksel bir sektördür. Hamle yapmanız çok zordur. Rakipleriniz çoktur. Kar marjları düşüktür. Ben sizin yeriniz olsam high-tech'e yatırım yaparım, teknolojiye yatırım yaparım, bilgi toplumuna yatırım yaparım demiş. Ve onun üzerine Yoshinari Bey'in yaptıkları Petronas kuleleri yapılmış. Kuala Lumpur'un dışında 20 kilometrelik bir elektronik vadi kurulmuş. Şu anda Malezya, Müslüman ülkeler arasında bilgi toplumu olma yolunda çok büyük mesafe kat etmiş durumda. Türkiye'nin toplam ihracatı kadar yazılım ihracatı, bilgisayar ihracatı olan bir ülke. Yine Alvin Toffler, ben bir okula götürmüşler Toffler'ı. Toffler çok önemli bir fütürist. Çok müthiş kitapları olan bir kitabı var. En son kitabı Zenginlik Devrimi'dir. Orada bilgi toplumunu çok güzel anlatır. Üçüncü dalga toplumu diye bilgi toplumuyla sanayi toplumunu karşılaştırır. Japonya'daki bir okulda bir elinde bilgisayar, bir elinde Kur'an olan çocukları görmüş ve çok heyecanlanmış. İşte diyor ki geleceğin genci bunlar. Hem iç dünyasıyla dış dünyasını, değerleriyle işini altın oranda harmanlamasını bilen insanlar geleceğin mimarları olacaklar demiş. Gerçekten Japonya'da buna örnek Ali Osman Hoca'nın da vurguladı. Yoshinari Bey de vurguladı. Yeni dünya iki dünyayı altın oranda harmanlamasını bilen insanların dünyası olacak. Herkes toprak sahibi yapamayız. Herkes sermaye sahibi yapamayız. Ama herkesi bilgi sahibi yapabiliriz. Yeni dünyada iş kurmak artık sermaye sahibi olmaktan geçmiyor. Yeni dünyada iş kuranlar sermayeleri değil, projeleri olan insanlar. Önümüzdeki derste de bu konularda çok tecrübeli İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Deniz Tuncalp hocamız konuşacak. Girişimciliğin ekolojisini anlatacak. Amerika'dan Japonya'ya kadar girişimcilik nasıl bir ekoloji oluşturuyor? Bu high-tech'te atılım yapmak için neler yapmak gerekir? Onları anlatacak. Bu yüzden Türkiye'nin, İslam dünyasının Japonya'dan alacağı çok ders var. Malezya bu bağlamda örnek olacak. Ülkelerden biri Malezya'yı, Endonezya'yı izliyor, Türkiye'yi izliyor. Ve dünya, yeni dünyada güç Amerika'dan Çin'e kayıyor, Japonya'ya kayıyor, Endonezya'ya kayıyor. Yeni dünyanın güç merkezi Avrupa, Amerika olmayacak. Yeni dünyanın güç merkezi Hindistan'ın, Çin'in, Japonya'nın, Endonezya'nın ağırlıklı olduğu Pasifik ülkeleri olacak diyebiliriz. Evet. Arasman Hocam, kapanış konuşması sen yap. Evet hocam, ben epey uzattık aslında. Açtık süremizi ama arkadaşlardan bir şikayet gelmesin ya da işi olan arkadaşlar ayrılabilirler tabii ki. Evet, evet, kapanış konuşması sen yap hocam. Hocam yarın özellikle önemli bir konuğum var hastanelerle ilgili. İstanbul Valiliği Proje evet. Koordinasyon Direktörü Gökhan Bey. İstanbul'da depreme karşı güçlendirilen, yeniden yapılan hastaneleri anlatacak. Arkadaşlarım özellikle bu seminere katılmalarını öneririm. Saat 4'te olacak. Evet. Tıp fakültesi dersi, zaten tıp fakültesine ders veriyorum. Herhalde Türkiye'de FEMA standartlarında hastanelerin deprem riskinin azaltılması ile ilgili Amerika'da verilen dersi herhalde Türkiye'de Çoğunluğu Tıp Fakültesi'nde ilk defa ben verdim. Arkadaşlarımız bu derslere YouTube kanalımdan da ulaşabilirler. Tabii Japonya'da özellikle bir pozisyon kapmak için
Japonya'da bir akademisyen tanımanız gerekiyor. Yani evet. Düşünün Yoshinori Moriwaki, Tokyo Üniversitesi bir profesör. Yoshinori Moriwaki'yi ikna etmeniz gerekiyor. Ona proje yazmanız gerekiyor. Veri, yöntem ve beklenen sonuçlarla ilgili. Yoshinori Moriwaki size karşı gerçekten bir kefil duracak ya da kefil olacak bir bilgi oluşursa sizin adınıza Japonya'da başvuru yapıyor. Bu evet. Aslında çok ilginç bir sistem. Yani Japonya'daki her akademisyen aslında size Japonya'nın kapısını açabilecek potansiyel bir patron durumunda. Evet. Arkadaşlar özellikle bu özelliği şey yapmak istiyorum. Yani Japonya'da çalışmak için rektöre yazmayın. Oradaki bir profesöre yazın. Profesörle başvuru yapıyorsunuz. Kaybederseniz profesörle kaybediyorsunuz. Kazanırsanız profesörle kazanıyorsunuz. Japonya'da Moriwaki'de bilir. Özellikle akademik proje imkanları çok fazla. O nedenle de Japonya'da öğretmen çok fazla. Japonya'nın nüfusu arttığı için ilkokullar, ortaokullar kapanıyor. Öğretmenler işsiz. Oradaki öğretmenleri buraya transfer edebilirsiniz. Burada başlangıç seviyesi, orta seviyesinde proje üretebilirler. Benim 20 sene önce önerdiğim proje, Japonya'da kapanan okullara Türkiye'den çocuklar gönderelim. Hiç olmazsa Japon öğretmenlerinin elinde bir tedrisat alsın diye bir projem vardı. Bunlar olabilir. Türk-Japon ortaklığı çok önemli. Bununla ilgili hocamın da önerdiği gibi işbirliği ve dostluk derneği kurulması da çok önemli. Yıllardır bunu kurmak için çalışıyoruz. Özellikle hocamın bu dersini açması çok önemli. Kare dünyada dersini açan MIT vardı, Stanford vardı. Türkiye'deki Stanford modelinde hocam uyguluyor. Bir Stanford akademisyenini görmek için Stanford'a gitmek gereği yok. Hocamız Stanford tipi bir eğitimle bir kare dünyaya hepimizi sığdırdı. Hocama teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Elin eyvallah Arıtmancığım, biz teşekkür ederiz. Aslında bu işin mimarı sensin. Senin teknik desteğin olmasa biz bu arkadaşları toplayamazdık. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Katkıda bulunmak isteyen artık kapatalım. Biraz seni unuttum bak sen. Bir yani... şey söyleyecek misin? Hadi son sözü sana verelim. Ardından biz Yoshinori Bey, Murat Bey, Ali Osman Hocam bir toplantı yapalım. Derneğin altyapısını oluşturalım inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar benim aklımdakilere sordular. Cevaplarını aldım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yoshinori Hocama ve diğer hocalarıma teşekkür ederim. Siz de vesile olduğunuz için size de ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol Bilal'cığım. Bütün arkadaşlar selamlar. Teşekkür ederim. Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Arigato. Doğitecimeşte. Arigato. Eyvallah. Evet Ali Osman Hocam. Evet. Hocam kaydı durduracak mısınız yoksa kaydı devam edelim? Yani kaydı. Bilirsiniz nasıl arz ediyorsunuz hocam? Olur yani kayıt önemli değil. Tamam. Göremiyorum. Tamam. Kayıt hocam. Kapandı. Evet, yani bu dernek için neler yapabiliriz? Murat Hocam'ın desteğini neler yapabiliriz? Yoshinori Bey nasıl, nereden başlayalım? Türkiye'de bir dernek var. Evet, yani şimdi Türkiye'deki İzmir'de, pardon, yer değişmek lazım. İzmir'de ve büyük derneği var ve Bursa'da var. Ve İstanbul'da vardı ama şimdi fazla hareketi yok. Derneğinin başı insan çok yaşlı oldu, artık emekli olacak diye gençliğe verdi ama hareketi yapmıyor için. Yani İstanbul'da bir tane varsa daha iyi diye düşünüyorum. Olur. Çünkü alalım onun bir şeyini İzmir, hazırlayalım. İzmir Bey hazırlayalım. Sizi baştan yapalım. Ali Osman Hoca'nın eşi çok güzel Japonca bilir. Ondan yararlanalım. Genel sekreter yapalım. Bir de şeyi düşünelim. Bir saniye bu. Evet.
Hatta sıkıntı biraz başka odaya geldi. Hatta sıkıntı oldu. Şimdi tekrar söyler misiniz? Yani bu derneği bir oluşturalım. Yani İstanbul'da bir Türkiye-Japonya Dostluk Derneği kuralım. Tabii. Evet. Ali Osman Hocam'ın eşi çok güzel Japonca biliyor. Onu genel sekreter yapalım. Murat Hocam Erzurum'dan, Erzincan'dan katılırsa memnun olur. Diğer arkadaşlarımız katılır. Bir şey yapalım. Önce